10 günde 10 ayet isimli serimizi çok şükür bitirdik. Şimdi amacımız 20 günde 20 ayete çalışabilmek. Bu da tanıtım videosu. Ders kitabımıza çalıştıktan sonra ezber ismini vermiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de kelimeler aratmıştık. Bu kelimeleri arattıktan sonra da 10 günde 10 ayet isimli serimize başlamıştık. İlk ayetimiz de Hadid suresinin ikinci ayetiydi. Düşündüğümüz zaman şöyle bir baktığımız vakit zor bir fiil var. Peki neden böyle bir ayeti seçtik biz? Zor olan bir fiilin olduğu ayeti seçtik. Çünkü biz giriş kısmını ve ayetin son cümlesini zaten biliyorduk. Zaten son cümle hep kulağımızın aşina olduğu. İlk giriş kısmını ise defalarca aratmıştık. Dolayısıyla da çok da bu kadar epey bir çalışma yaptıktan sonra hemen anlaşılacak bir ayet olmasındansa biraz daha böyle zorlanacağımız, biraz daha farklı olsun diye bu ayet tercih ettim. Yoksa ilk kez çalışacaklar için daha basit ayetlerden başlamak daha kolay olur. Buradaki iki tane fiilimiz var. Hiç bilmesek dahi diriltir ve öldürür şeklinde bilmemiz de yeterli aslında. Zaten çünkü bu iki fiili insanlar için çekimleyemeyiz, kullanamayız. Ahya diriltti, yuhyi diriltiyor. Yumiyete baktığımız vakit mate fiili, düzensiz bir fiil. Mate fiiline bir elif harfi ekleniyor. Emate öldürdü, yumitu öldürüyor. Bu fiili tekrardan sonra üzerine daha detaylı bir şekilde duracağız. Neden diğer fiillerden farklı diye. Harf eklenerek yapılmış. Yine dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bu fiilin üzerinde duracağız. Ayete baktığımız vakit zaten defalarca yazmıştık. İsim tamlaması olduğunu söylemiştik. Burada dişi çoğulu olduğu için, burada ise isim tamlaması olduğu için alt çizgiydi. Zaten ayetin son kısmında biliyoruz. Ala'dan dolayı külli oluyor gibi. İkinci ayetimizde yine zor bir fiil olduğunu söylemeliyiz. Raca fiilini derslerimizde görmüştük. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam Meta racaat'ta min İstanbul gibilerinden böyle bir cümle kurmuştuk. Raca, orta harflerine baktığımız vakit, o kırmızıyla işaretlediğimiz yerler, raca döndü. İşte racaktu ben döndüm, racatte sen döndün, racatti karşımızdaki kadına söylediğimiz vakit. Racatna biz döndük, erciu dönüyorum, terciu sen dönüyorsun, yerciu o dönüyor, nerciu biz dönüyoruz. Şimdi yanındaki ayette geçen, fiilin ayette geçen şeklinde baktığımız vakit çekim burada görmüş olduğunuz gibi. Biz erciu, terciu, nerciu derken bakın alt çizgi. Ancak ayette geçen şekilde ortanca harfin üzerinde çizgi ve ilk başladığı harfin üzerinde de kurdele var. Biz normalde muzarilerde bu kurdele olmuyor. Farklı bir durumu var. Buradaki tabii buradaki de muzari ama bu ilk fiilin başlarkenki bu kurdele aslında bize bir işaret vermeli. Bu farklı bir durum olduğunu göstermeli yani bu kurdele bize. Urceu döndürülüyorum. Yurceu döndürülüyorsun. Turceu döndürülüyor. Turceu döndürülüyorsun. Bir kez daha bakalım. Erciu, nerciu, terciu, bunlar hep yerciu. Dönüyorum, dönüyorsun, dönüyoruz şeklinde. Urceu, döndürülüyorum. Yurceu, döndürülüyor. Turceu, döndürülüyorsun. Turceune, döndürülüyorsunuz ya da döndürülürsünüz şeklinde anlamamız gerekiyor. Bu şekilde kurdelayla başlayan fiillerle ilgili çalışmalarımız zaten devam edecek. Yani sadece bir kez burada söyleyip geçip gitmeyeceğiz. Önemli, üzerine zaman zaman sık sık duracağız. Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turcevun derken buradaki farklı bir fiilde farklı bir durumun olduğunu görmemiz yeterli şimdilik. İle'den dolayı ile harfi celini burada görebiliyoruz. Gale zaten ilk düzensiz fiilimizdi. İlk çalışmış olduğumuz düzensiz fiildi. Yine burada La ilahe illa huve yuhyi ve yumitu rabbukum ve rabbu ebaikumul evvelin. İlk çalışmamızda zaten Rabbun, Rabbuke, Rabbukum şeklinde başlamıştık. Huvellezi bize neyi belirtiyor? Bir defa tekil için çekimlenmiş. Nereden biliyorum? Çünkü sonunda ne olmuş olsaydı çoğul için çekimlenmiş olduğunu anlayacaktım. Huvellezi ki o halaka yarattığı en güzel fiil dediğimiz fiil. Çoğu kişinin değil artık hemen hemen neredeyse kimse tarafından ders kitaplarında kullanılmayan sadece böyle bir gösterilen ama bize kalırsa ilk çalışmamızın yapılması gereken fiil halaka fiili. Halaka yarattı, halakakum sizi yarattı. Neden ilk bu fiil gösterilmeli dersek? Çünkü fiilin çekimi yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'de olduğu şekilde var. Halakakum sizi yarattı. Feminkum sizden. Kafirun çift kurdele. Özne çünkü. Onu alt çizgi, üst tek çizgi yapacak hiçbir şey yok. Ve minkum ve sizden. Muminun yine çift kurdele. Özne.
Vallahu bima ta'maluna basir. Zaten yine aratmış olduğumuz bildiğimiz bir kısımdı. Yine burada sık sık yazmış olduğumuz ma fi semavati ve ma fil ard var. Alt çizgi olduğunu biliyoruz artık. Burada yine söylemiştik. Vallahu ya da vallahi şeklinde okuyamıyoruz. Çünkü elif yok. Velillahi diye okuyorduk burayı. Yine turcehuyu burada görüyoruz. İnne Allah'a ne yapıyordu? Üst tek çizgi yapıyordu. Rabbi, benim Rabbim denilirken Kur'an-ı Kerim'de noktasız diye şeklinde geçmekte. Burada diğer bir önemli fiil var. Defalarca yine karşımıza çıkacak, tekrarlayacağız. Sadece burada gördüğümüzde kalmayacak yani. Abede ibadet etti. Ta'budu, ibadet ediyorsun. Ta'buduna, ibadet ediyorsunuz. E'bud, ibadet et. Burada çoğul için kullanımı var. Fa'buduhu derken buradaki i'yi burada söylemiyoruz. Fa'buduhu, fa'budu, ibadet ediniz. Fa'buduhu, ona ibadet ediniz şeklinde yine zaman zaman karşımıza gelecek. Tevekkele, tevekkül etti. Tevekkel, tevekkül et. Alallahi, alt çizgi. Ve kefa billahi, yine alt çizgi, vekile. Belki ilk başlayanlar için çok güzel bir çalışma ayet olarak seçilebilecek. Ve huvellezi halagal leyle belirtme hali ve nehara ve şemse ve kamera, ayı kullun fi felekin yesbehun. Burada da yine sebaha fiili vardı. Ne yapıyorduk biz fiillere bakarken? Baştaki Yasin'in y'si diyorduk ya da entenin t'sini atıyoruz. Sondaki vav ve nunu çoğullara atarak ortadaki harflere bakıyorduk. Fiilin ne anlama geldiğini bilmesek dahi mealden meali sözlük olarak kullanıp yararlanabilirdik. Burada hepsine belirtme hali. Burada neden kullun, neden kullin değil ya da kulle değil? Bunu üst çizgi ya da alt çizgi yapacak herhangi bir şey yok. Bunların hepsinin yerine bunu böyle özne olarak düşünebiliriz. Ali, Ahmet, Veli, Hasan, Hüseyin sinemaya gittiği yerine hepsi dediğimiz vakit hepsi ne olmuş oluyor? Özne konumuna gelmiş oluyor. Ellezî halagani, ki o halaga yarattı, beni yarattı derken araya kaynaştırma harfi olarak düşünebileceğimiz ne harfi geliyor? Fehu ve yehdîn derken fiilin çekimini burada görüyoruz. Yine pek çok ayette karşımıza gelecek. Buradaki N harfi son derece önemli. Böyle bir üst seviyede diyebiliriz aslında. Ayet burada bitiyor. Yehdîn diyor. Ancak ayete baktığınız vakit burada alt çizgi göreceksiniz. Orada burada nasıl halagani derken Y harfini, beni kasteden Y'yi burada görürken ayetin son kısmında ise burada göremiyoruz. Sadece alt çizgi bize o Y'nin orada olduğunu belirtiyor diyebiliriz. Nasipse 20 günde 20 ayete başlayacağız beraber. Tabii bunu 20 günde 20 ayet şeklinde değil, bunu böyle bir 10'la da çarpabilirsiniz. Yani 200 ayette diyebilirsiniz. Aslında normale bakarsa çok çok daha fazla ama bana abartıyorsun artık o kadar da değildir diye demeyesiniz diye ben sadece 10'la çarpın 200 ayet diye düşünün diye söyledim. Normalde ama gerçekten siz de göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki çalışmış olduğumuz ayetlerde geçen kelimeleri arattığımız vakit, fiilleri arattığımız vakit son derece fazla yerlerde geçtiğini ve sizlerin de o ayetleri, o fiilleri ya da o kelimeleri aratıp ayetlerde bulup baktığınız vakit o ayetin büyük bir kısmını, bazılarının ayetin sonuna kadar hiç belki meale bile bakma gereğini duymadan ya da bir iki sefer bazı kelimelerde meale bakarak anlayabildiğinizi siz de göreceksiniz. 20 günde 20 ayete başlamadan evvel, serisine başlamadan evvel yine ezberde ezber ismini vermiş olduğumuz çalışmamızda yine bizim işimizi kolaylaştıracak kelimeleri aratacağız. 11. günü videolar yayınlanmadan benim vaktim var hemen çalışayım diyorsanız şayet 11. günün videosunu 11. günün ayetini şu anda ekranda görmektesiniz. Diyebilirsiniz ki bakın okuyalım. İnne fî zâlike le âyeten. Le burada ne yapıyordu? Kuvvetlendiriyordu. O yüzden alt çizgi yapmıyor. Li burada alt çizgi. Lil mü'minîne. Vav'ı ne yapıyor? Mü'minûne'yi ne yapıyor? Y yapıyor. Alt çizgi yapıyor. Bir buradaki li harfi ceri. Bu ayet, ben gözüm kapalı bu ayeti yazarım diyen arkadaşlarımız için ikinci bir çalışma alternatif olsun videolar yayınlanana kadar. Burada da vellezînehum bi âyâti yukarıdaki ayette zâlike le âyetendi. Burada ise çoğul olduğu için açık T ile yazıldığını görüyoruz. Vellezînehum bi âyâti rabbihim yu'minûn şeklinde ayetler olduğunu burada göreceksiniz. Bu ayetin tabii öncesi var, sonrası var.
devam eden, akıp giden bir cümle. Bu ayet de benim için son derece kolay. Ben bu ayeti gözüm kapalı yazabilirim diyen arkadaşlarımız için 11. günü söylemiştik. Ersele'yi yazabilirler. Ersele fiilini yazabilirler. Ersele gönderdi. Ersenna biz gönderdik. Ersennake seni gönderdik. Ve ma ersennake illa şeklinde böyle bir çalışmayı yapabilirler. Benim için bu da yeterli değil. Biraz daha fazla olsun. Belki videoların yayınlanması epey uzun sürecek kelime çalışmaları diyen arkadaşlarımız varsa bu arkadaşlarımız burada yazmış oldu. Ekrandaki görmüş olduğumuz ayetlerden alınmış kelimelerle bir hafta, iki hafta, bir ay, bir yılda uğraşabilirler. Çünkü bu ayetler, bu kelimelerle başka ayetlere, başka ayetlere, başka ayetlere de geçecekler diye düşünüyorum. Ellezî ki o, ellezîne âmenû ki onlar iman etmişler. Ellezîne âmenû ve amelüssâlihâti. Vellezîne keferû ki onlar inkar ettiler. Vellezîne keferû ve kezzebû, inkar ettiler ve yalanladılar ya da inkar ederler, yalanlarlar. Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ, ayetlerimizi şeklinde ekranda görmüş olduğumuz çalışma son derece yararlı bir çalışmadır. Çünkü bu pek çok ayette geçtiği gibi bu ayette kelimeleri diğer ayetlerde de göreceksiniz. Dolayısıyla epey bir çalışma imkanımız olacak. Nasipse 20 günde 20 ayeti bitirdikten sonra 30 günde 30 ayete hep beraber geçeriz diye ümit ediyoruz. Buraya unutmadan yazayım istedim. Hatırlatmak için yazmışım. Çalışmış olduğunuz Kur'an-ı Kerim eğer büyük boyutlardaysa, genelde onlar hani duvarda oluyor ya da kitaplıkta oluyor. Roman boyu denilen ders kitapları şeklinde hemen böyle elimizin altında olabilecek bir Kur'an-ı Kerim'den çalışmanızı biraz daha hızlandırır diye düşünüyorum. Kapak cilt, sert ciltli, böyle güzel kalın ciltli şekilde yapıyorlar, ancak onlar da böyle çok da kullanışlı olmuyor diyebilirim. Böyle hemen elimizin altında olabilecek, rahat bir şekilde açıp kapatabileceğimiz bir Kur'an-ı Kerim olursa, orada görmüş olduğumuz ayetleri, hemen bulmuş olduğumuz, arattığımız kelimeyi hemen Kur'an-ı Kerim'de görmek bizim için son derece önemli. Zaten ekranda arattım, hangi ayette geçtiğini gördüm değil, bir de aniyeten Kur'an-ı Kerim'in bizzat sayfasından görmek bizim için çok daha iyi olacak. Bu şekilde düşünüyoruz. Roman boy, özellikle roman boy olup eğer bulabilirseniz, maalesef ben bulamadım. Cildi kalın olmayan normal bu romanlar gibi, ders kitapları gibi karton kapak ya da plastik şeklinde olabilecek, defter şeklinde olan kapaklardan olsa son derece güzel olur, ama maalesef ben bulamadım. Eğer satan biliyorsanız bir yayın evi, yorumlara yazarsanız ben de alıp ondan faydalanmak isterim. Çünkü genelde roman boyda olsa ciltli oluyor. O ciltlilerden çalışmak da sayfalar arasında geçiş yapmak biraz zor oluyor. Evet, nasipse 20 günde 20 ayete başlayacağız, ama öncesinde kelime aratma çalışmalarımız olacak. Daha sonra 30, 40, 50 şeklinde nasipse devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.